Akşehirspor, Akşehir'in en önemli marka değerlerinden olup tarihi 28 Temmuz 1922'ye kadar uzanmaktadır. Garp Cephesi karargahlığının 9 ay 10 gün ev sahipliği yapma şan ve şerefine sahip olan Akşehir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruz kararını vermek üzere ordu komutanlarının topladığı gün olan 28 Temmuz 1922'de düşman tarafından bu hazırlıkların tespit edilememesi için kamuflaj amacıyla ordular kol ordular arası maçın düzenlendiği tarihtir. Ve Akşehirspor'un ilk spor dünyasına merhaba dediği tarihte o anlamlı gündür. Daha sonra 1930'lu yıllarda Sanatkarlar İdman Yurdu, Gençler Birliği gibi kulüpler aracılığıyla futbol geleneği kökleşen Akşehir, özellikle 1960'lı yıllarda artık Akşehirspor adıyla daha kurumsal olarak yoluna devam etmiştir. Tarihinde iki kez farklı üçüncü lige çıkma şansını bulan Akşehirspor bu dönemde Akşehir Yeni Akşehirspor, Akşehir Belediyespor, Zaferspor gibi farklı isimler altında da bu şehirde bir marka olmuştur. Akşehirspor ne futbolcuların, ne teknik kadronun, ne taraftar grubunun ve taraftarların, ne yönetim kurulunun, ne Nuri Köksal'ın, ne de belediyenin değil, tüm Akşehir'in takımıdır. Bu bilinçten hareket ederek belediye başkanınız olarak Akşehir'in bu hedefe tam kilitlendiğini göstermek ve şehrimizi en üst düzeyde Akşehirspor'da da temsil etmek üzere, bildiğiniz üzere geçen hafta pazar günü yapılan genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımla birlikte görev aldım ve şu an itibariyle hem Akşehir Belediye Başkanlığı'nı hem de Akşehirspor Kulübü Başkanlığı'nı yönetiyorum. Belediye Başkanlığı'nın bittiği 2004 yılı aynı zamanda 3. Lig'deki Akşehirspor'un kulüp başkanı da olan son belediye başkanı unvanımı taşıyor. Bu yılda ümit ve inançla söylüyorum ki inşallah Akşehirspor'un amatör liglerdeki belediye başkanı olarak son başkanı ben olurum ve gelecek yıl bu zamanlarda 3. Lig'deki Akşehirspor'un hazırlık döneminde yeni başkanımıza, yeni yönetime başarılar dileyen, her zaman olduğu gibi yine en büyük destekçisi olan bir belediye başkanı olarak bu şehrimizin ortak davasında rol almaya devam ederim. Akşehirsporumuz 20 yıldan bu yana bir yıl yaşadığımız küme düşme, süper amatör lig macerası dışında hep hedefli ve bal liginde kafaya oynayan bir takım olmuştur. Fakat maalesef bazen bizim dışımızda kaynaklanan, bazen şanssızlıklar, bazen yönetim anlayışı ve organizasyondaki eksiklikler nedeniyle şimdiye kadar bu maalesef başarılamamıştır. Bununla birlikte 20 yıl önce bıraktığımız, şu an Akşehir Futbol'un içinde özellikle altyapıda görev yapan gençlerimizin yetiştiği kırmızı karıncalar ruhu da 20 yıl gibi uzun bir süre kesintiye uğramıştır. Biz bu yola benim başkanlığımda başlarken öncelikle uyumlu, tek hedefe kilitlenmiş, özverili ve futbol dünyasının içinden gelen arkadaşlarla bir yönetim kurulu oluşturmak, sonra bu heyecanı çocuklara ve gençlere taşımak için kırmızı karıncalar ruhunun altyapısını yeniden oluşturmak, coşkulu, Akşehir'e yakışan nezaketli ve
takımımızın olmazsa olmaz olan taraftar ruhunu canlandırmak ve bu bütün oluşumları da sadece antrenör ve yardımcıları değil, bir futbol adamı kimliğiyle yeni hocamızla birlikte taçlandırıp önce Konya şampiyonluğu, sonra da akabinde onunla eş zamanlı üçüncülüğe çıkma ve bal şampiyonun hedefleyen bir rota çizdik. Yönetim kurulumuzun yeni oluşması belki kamuoyunda bir gecikme gibi algılandı ama resmi prosedür ancak tamamlandı. Geçmiş yönetimimizle birlikte de bu yıl sezonun son maçlarında zaten belediye başkanı olarak her zaman yanlarındaydım ve bugün neticelendirdiğimiz süreçte de devamlı istişarelerde bulunduk. Yeni teknik kadromuzu kurmak için önce hepimizin olması gerektiği gibi düzgün, dürüst, temiz ahlaklı, sonra pek çok ligde başarısı olan ama özellikle statüsü nedeniyle farklılık arz eden, bal liginin havasını iyi teneffüs eden ve amatör ruhunu koruyarak heyecanlı, bizle birlikte uyumlu bir şekilde başarıyı yakalamayı hedefleyen bir profil belirlemiş ve onun üzerinde gerek şahsen gerek yüz yüze kimi isimlerle görüşmeler yapmıştık. Bu isimlerin hiçbiriyle ilgili bir ön prensip mutabakatımız olmadı şimdiye kadar sevgili hemşerilerim. Zaman zaman basında kimi isimlerle anlaşıldığı ama bugün itibariyle artık görüldü ki gerçekliği olmayan haberler yayınlandı. Ve sonuç itibariyle bugün Akşehir Spor Yönetim Kurulu 2024-2025 yılında takımımızı emanet edeceği teknik kadroyu karara bağladı ve birazdan da kamuoyuyla açıklayacağım. Futbol bütün dünya için en popüler spor olup elbette sonuç önemlidir. Bal ligi gibi çok farklı statüsü olan bir ligde bazen kötü oynarsınız ama puan yazar. Bazen ise çok güzel oynarsınız, puan yazmaz. Neticede ligin tamamını düşünerek maçlık galibiyet, mağlubiyet, beraberliklere değil, yolun sonunda gelecek olan başarıya odaklanmak ve bu yolda yaşanabilecek her türlü sıkıntıya da şimdiden göğüs germeye hazır olmak demektir. Biz Akşehir Spor Yönetim Kurulu olarak bu inançla yola çıkıyoruz. Ve bugün artık resmi olarak bizle birlikte yol devam edecek olan teknik kadromuz ve çok kısa sürede biteceğine inandığım futbolcu transferlerimizle oluşacak takımında ligler bitene kadar bütün Akşehir camiasının özellikle taraftarlarımızın arkasında tek ve bir sıkılmış yumruk olarak bizim arkamızda duracaklarına inanıyorum. Söylediğim gibi bir maratonun ilk startı verilmek üzere bu ay sonuna doğru hazırlık dönemi başlayacak ve muhtemelen Ekim'in ilk ya da ikinci haftasında ligler başlayacak. Bunun karı var, kışı var, yazı var, güzü var, baharı var. Ama bu inançla Akşehir iş dünyası, Akşehir kamuoyu ve Akşehir Spor'un sevgili taraftarları bizi yalnız bırakmazlarsa, bu inancımızın arkasında tek yürek, tek bilek, tek vücut, el ele, baş başa olurlarsa, bu ruhla Akşehir Spor 20 yıl aradan sonra yeniden 3. lige çıkacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Ama asıl olan devamlılık ve sürdürülebilirliktir. Bunun için de altyapımızı hemen profesyonel başarının yanına koyuyorum. Nitekim daha önceki dönemlerde iki kez çıkmış olan Akşehir Spor maalesef 3. ligdeki başarısını sürdürememişti. O nedenle evet 3. lig en büyük hedeftir ama çıkacak ruhun ve kadronun orada da kalmayı sürdürülebilir olması ve 3-5 yıl içerisinde en geç de
artık Akşehir altyapısından yetişen Akşehirli çocuklarımızın profesyonellikte göğsümüzü kabartan başarılara imza atmalarıdır. Bugün kamuoyunun merakla beklediği, dün itibariyle basın ya da sosyal medya gruplarımızın haber atlatma diyerek tahmin ettiği yeni teknik direktörümüzü ve yardımcılarını şimdi açıklamak istiyorum. Kendisi 1964 Manisa doğumlu olan, Turgutlu Spor'la özdeşleşen bir spor başlangıcı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu ve aynı zamanda yüksek lisans sahibi olan Turgutlu Spor'da iki kere üçüncülük başarısı yaşayan, 2017-2018 sezonunda Artvin Hopa Spor'u, 2018-2019'da bizim de rakip olduğumuz ve yenildiğimiz Yozgat Spor'u ve 2019-2020 yılında da Mersin yurdunu Bal Ligi şampiyonu yaparak 3 kere üst üste bu hedefi yakalamış. 2020-2021 sezonunda Mersin'i 3. ligde final oynatmış. 2020-2021'de Cizre Spor'da 3. ligde görev almış. 2021-2022'de Yalova Spor'u Bal Ligi'nde final oynatmış. 2022-2023 yılında da Doğu Bayazıt Spor'u Bal Ligi'nde final oynatmış olan, kamuoyunun yakından tanıdığı, kendisini sadece bir hoca değil, bir futbol adamı olarak tanımladığım İbrahim Baş hocamız şu an itibariyle Akşehir Spor Futbol Kulübü'nün resmi olarak hocasıdır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aynı zamanda kendisiyle birlikte yardımcı antrenör olarak Osman Aşkın, kaleci antrenör olarak Hasan Sarıkaya ve maç analiz antrenör olarak Tahsin Narçiçek kardeşlerimiz de bu yıl hocamızın yardımcısı olarak Akşehir Spor'un neferi olarak hizmet edeceklerdir. Hocamız geçen sene spor kamuoyunun yakından bildiği gibi Türkiye'mizin önemli kulüplerinden, futbolda Anadolu İhtilali'nin bir zamanlar simgesi, son yıllarda yaşadığı talihsizliklerle şu an Bal Ligi'nde bizle birlikte aynı statüde olan Eskişehir Spor Kulübümüzün hocalığını yapmıştır. Yönetimin transfer ve futbolcu seçimini bitirdikten sonra, ki burası önemli sevgili spor severler, göreve başlayan İbrahim Baş hocamız 11 hafta görev aldığı Eskişehir Spor'da 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplam 25 puan elde etmiş ve takımdan görüş ayrılığı nedeniyle ayrıldığı hafta itibariyle Eskişehir Spor ligin lideri ve ikinci ile arasında da 2 puan önde olan bir konumdadır. O nedenle maalesef hepimizde olan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma hastalığının her alanda ne kadar yanlış olduğunu ve gerek Eskişehir Spor'la gerek İbrahim Baş hocamızla ilgili net, resmi, herkesin ulaşılabileceği, kariyeri başarılarla dolu bir sürecin son başarısı olarak da bu geçen sezonu ekliyorum. Ve bu uyum, bu sempatiye dönüşen karşılıklı empatimiz ve hızla sinerjiye dönüşmesini umut ettiğim her iki tarafın, Akşehir Spor'un camiasının, taraftarın, yönetim kurulunun, hocamızın, yardımcı hocalarımızın, genç arkadaşlarımızın ve hızla bir hafta 10 gün içinde bünyemize katılacak futbolcularımızla
Akşehir Spor en önce her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayıp bu süreci de bugüne kadar başarıyla götürmüş, başlayalım da nasıl olsa başlayalım aceleciliğine kapılmamış, mühim olan yılın sezonun sonunda elde edilecek başarıya odaklanmış ve bunun da yol taşlarını tek tek bugüne kadar döşeye gelmiştir. Ve bugün bu başarının kilidinin anahtarı olarak da anahtarı yeni hocamıza teslim edeceğiz. Cevat Nuri Bozoğlu başkanım, kulübümüzün başkan yardımcısı, as başkanı olarak, kulüp başkanı ve belediye başkanı olarak benim adıma tam yetkili olarak transfer çalışmalarında İbrahim Baş hocamla birlikte görev yapacaklardır. Yönetim kurulumuz tamamı asiliyle yedeğiyle, özellikle de futbolun içinden gelen Mustafa Yar hocamın koordinatörlüğüyle bütün önerilere açık olup en doğru futbolcuyu, en doğru mevkide, en temiz, en ahlaklı, altyapı görmüş ve inancı hedefe odaklanmış kardeşlerimiz arasından seçerek ideal kadroyu güzel bir hazırlık döneminden sonra da ilk maçımızla da güzel bir ligi başlatmak istiyoruz. Bu nedenle Akşehir Spor kamuoyunun günlerdir merakla beklediği bu açıklamayı sizlerle paylaşırken özellikle altyapıda oluşacak yeni ruhun çocuklarımıza, gençlerimize, onların annelerine, babalarına, kardeşlerine, ailelerine yayılarak lig boyunca stadyumda takımı ailelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin de yalnız bırakmamalarını, bunun bir takım oyunu olduğunu, bu işin tribünde de aynı mantıkla devam etmesinin gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ve belediye başkanınız olarak bu yıl Akşehir Spor tribünlerinde ana, bacı, kadın üzerinden cinsiyet içerikli küfürlere asla ve asla müsaade etmeyeceğimi de açıkça ifade ediyorum. Nasreddin Hoca'nın şehri ve evliyalar, ulemalar şehri olan Akşehir'in ve onun değerli hemşerileri, Akşehirlilerin bu husus zaten ne ağızlarına, ne gönüllerine, ne dillerine, ne de inançlarına yakışmaz. Bir kere daha söylüyorum, bu yıl Akşehir Spor maçlarında tribünlerde ana, bacı, eş, kadın üzerinden cinsiyet içerikli küfürlere asla ve asla müsaade edilmeyecektir. Ve de ayrıca taraftarlarımızın Akşehir Spor aidiyetini daha belirgin hale getirmek ve bu çorbada bir tuzlarının da olmasını sağlamak adına iç saha maçlarımızda atla deve değil bir sigara ücreti kadar da giriş ücreti alınacaktır. Ve şeref tribünü dediğimiz bölgedeki sistem karmaşasına son verilecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçe protokolü ve Akşehir Spor protokolü birlikte harmanlanarak orada toplam 65 civarında olduğunu tahmin ettiğim koltuklara bu protokol sırasına göre ASKP temsilcisinden konuk takım sorumlularına kadar kimlerin oturacağı her maç için ayrı ayrı yazılacaktır. O nedenle madem ki Akşehir Spor, o zaman tüm Akşehir'indir. Protokolüyle, taraftarıyla, iş insanıyla, manavıyla, bakkalıyla, genciyle, kadınıyla, çocuğuyla haydi Akşehir! Üçüncülük için, yepyeni bir başlangıç için, kırmızı karıncalar ruhunun yeniden canlanması için el ele, baş başa İbrahim Baş Hoca ile yeniden büyük başarılara.
Hoş geldiniz İbrahim Hocam. Hoş bulduk. Buyursunlar, şöyle alın efendim. Sizden de birkaç cümle alıp sonra imzamızı ve forma evet. Seremoni kağıtçısını yapalım. Teşekkür ederim başkanım. Sizi dinlediğim zaman içimdeki hissiyat şuydu. Zor yollara kolay insanlarla çıkılmaz. Gerçekten zorluklara göğüs gerebilecek çok güzel Akşehir'i tanıtan, hedeflerinizi tanıtan. Bizler de zaten bu bahsettiğiniz tanıtımın içerisinde fikirlerimizin örtüştüğü, hedeflerimizin örtüştüğü, birbirimizi iyi anlayabilecek olduğumuz, birbirimize güvenebilecek olduğumuz bir ortamı burada çok nezih bir şekilde gördük. Yönetim kuruluna, Sayın Başkanıma, yönetim kuruluna ve basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Akşehir'de bulunmaktan ekibimle birlikte sonsuz derecede mutlu olduğumuzu, burada bu zorlu süreçte, bu zorlu yolda bunun üstesinden gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza şüpheniz olmamasını istiyorum. Yardımlarınızı, desteklerinizi, istişare içinde bütün el birlik Akşehir'i layık olduğu yere getirebilmek için el birliği çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden hepimize çok büyük görevler düşüyor. Başkanıma bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. İnşallah karşılıklı hepimiz için hayırlı olur. Herkese ve kendimize de başarılar diliyorum. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz Akşehir Spor'a. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet şöyle bir... Hocam siz de bakar mısınız? Başkanım buraya. Evet. Şöyle de bir usul üzerine imzamızı atalım. Evet, hocalarımızı da alalım kareye. Buyurun arkadaşlar. İbrahim şu formamızı verir misin? Evet, uzan. Kupaya uzanıyoruz. Cevat Başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, sizleri de alalım efendim. Kamil Bey, Hasan Hüseyin Bey, Hüseyin Bey, Muhammed Bey, Mustafa Bey. Şu an sadece yönetim kurulu üyelerimizi alalım. Sonra evet Hüseyin Mehmet Ali sizleri de alırız. Cevat Başkan. Şöyle gelin. Siz de benim yanıma gelin. Şöyle yanıma gelin aramızda. Biz şöyle yaklaşalım. Meclis üyelerimiz sizleri de alalım. Hüseyin sizleri de alalım. Buyurun arkadaşlar. Şöyle alalım masaya. Böyle boşluk alalım. Masanın önüne doğru. Masanın önüne doğru. Bakın. Arkadaşlar. Kullayalım. Şamberi. Tamer sen de gel. Hüseyin'in yanına geç. Tamer. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Akşam için hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Evet İbrahim. Sağ olun, sağ olun. Evet, şimdi kahvelerimizi söyleyelim.
şeref kahvesi derler. Öncelikle basın mensubu arkadaşlarımıza sorun nasıl içerler.